Avrupa Birliği'nin genişleme politikasının büyük yara alması demek. Avrupa bundan korkuyor. Türkiye, Avrupa'nın bu endişesini, yani genişleme sürecini, çünkü sırada Hırvatistan var, Doğu Avrupa ülkeleri var. Türkiye bunu çok iyi kullandı. Fakat Türkiye'nin bir başka kozu daha vardı. İçeride liberal reformları yapmıştı ve yapıyordu. Türk Ceza Kanunu baştan sona, burada Cemil Çiçek'in katkısı çok büyüktür, Adalet Bakanıydı o zaman. Baştan sona yeniden yazıldı ve liberalleştirildi. Türk Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunu tamamen değiştirildi. Basın Kanunu daha önceki dönemde hiç görmediğimiz derecede liberalleştirildi. Türkiye'nin bu reformları yapması Batı'da Türkiye'yi yükselen yıldız haline getirdi. Ekonomisi dinamik, reformlar yapıyor, insan hakları düşünüyorlar, serbest oyla seçilmiş bir iktidar, muhafazakar oldukları için İslamcı mı diye korkulan bir iktidarın liberal çıkması gibi Batı'da bir duygu var. Bugünkünün tam tersi bir hava. İşte o hava gibi Türkiye yükselten, orada hakikaten Dışişleri Bakanı olarak Abdullah Gül'ün büyük katkısı var. Elbette Başbakan olarak Tayyip Erdoğan da kendi konuşmasından anlıyoruz. O zaman liberal dille konuşan ve liberal reformları destekleyen tavrıyla Türkiye'ye Avrupa yolunu açtı. O yolun neresindeyiz, o ayrı bir program konusu. Tamam. Şimdi Altan Bey bana bir görsel verdi. Şimdi ben onu gösteriyorum. Yönetmenimiz gösterecek. Altan Bey de çok kısaca Avusturya gazetesinin en önemli Avusturya gazetelerinden birinin işte birinci sayfası o gün. Yani Türkiye'ye gelmiş oluyor ve Avusturya'nın da şey yaptığı, viraj yaptığı. Başlıkta ne yazıyor Altan Bey? Başlıkta. Türkiye'nin katılımı. Avusturya şey yaptı, yani yönünü değiştirdi, biraz kıvırdı gibi falan başlık ve içinde bütün hadiselerin şeyi, tafsilatı falan, arada da tek sütun olarak Hırvatistan'ın girişi var. Fakat bugün şunu şey yapmak lazım, Hırvatistan gireli yanılmıyorsam 2 sene oldu.